Herkese merhaba. Bugün Vestel'in son akıllı telefonu Venus Z20'yi inceleyeceğiz arkadaşlar. Kutu bugün elime ulaştı. Kontrol amaçlı açtım ama kutu açılımını gene sizlerle beraber yapabiliriz tekrardan. Şöyle göstereyim. Telefon direkt karşınıza çıkıyor. Karşınıza çıktıktan sonra alt kısımda dosyalar, kulaklık, şarj kablosu, adaptörü ve bir adet de sim kart takmak için sivri uç geliyor. Telefonun tasarımına geçecek olursak eğer, telefon siyah, mavi ve altın sarısı renklerde olmak üzere 3 farklı şekilde karşınıza geliyor. Benim elimde tuttuğum telefon gördüğünüz üzere siyah renkli olanı. Ben siyah renkli olanı tercih ettim ama tabii siz başka renklerini de tercih edebilirsiniz. Tamamen zevk meselesi. Telefon tasarımında ön ve arka tarafta Gorilla Glass 3 cam kasa tercih edilmiş. Kenarlarda ise bir metal kasa söz konusu. Alt kısma bakacak olursak alt kısımda bir tane yuvarlak ızgara hoparlör girişi, bir adet Type-C girişi ve mikrofon girişi bulunmakta. Üst kısımda ise 3.5 mm bir jack girişi ve ikinci mikrofon bulunmakta. Telefonun sağ tarafına bakacak olursak 3 adet tuş bulunmakta. Bunlar ses açma, ses kapama ve power butonları. Hemen sol üst kısımda ise bir tane nano sim kart girişi ve SD kart girişleri bulunmakta. Telefonun arkasını inceleyecek olursak 16 megapiksel ve 5 megapiksel 2 adet kamera bulunmakta. Bunların hemen sağ tarafında 2 tonlu 1 adet LED bulunmakta ve mat renkli 1 adet parmak izi okuyucu bulunmakta. Alt kısmında ise hemen Vestel'in kendi logosunu görmekteyiz. Telefonun ön kısmına geçecek olursak 18'e 9, 5,65 inç bir ekran sizi karşılıyor. Üst kısımda hemen 8 megapiksellik bir selfie kamerası ve hemen onun yanında karanlık ortamlarda daha net selfie'ler çekebilmeniz için bir adet flash bulunmakta. Telefonun teknik özelliklerine geçecek olursak bir kere yerli telefonlar içerisindeki en güçlü telefon olduğunu söylemekte fayda var. 2.2 GHz frekans hızında 8 çekirdekli Snapdragon 630 bünyesinde bulunduruyor. 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama ve SD kart desteğiyle beraber bu değeri de yükseltebiliyorsunuz. 4.1 Bluetooth ve USB Type-C girişleriyle beraber de veri aktarım hızını son derece hızlı bir şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Telefonun işletim sistemine geçecek olursak Android 8.0 oraya işletim sistemini kullanıyor. 185 gram bir ağırlığı var. 7.9 mm de bir kalınlığa sahip arkadaşlar. Telefonun batarya kısmına bakacak olursak 3400 mAh gibi oldukça yüksek bir batarya değeriyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda Quick Charge 3.0 desteğiyle beraber telefonunuzu çok kısa bir sürede şarj etme olanağı sağlıyor size. Çok kolay bir arayüzü var. Son derece basitleştirmişler olayı ve ekran geçişlerinin, sayfa geçişlerinin de yağ gibi aktığını söylemekte fayda var arkadaşlar. Özetleyecek, toparlayacak olursak telefonun tasarımını ben çok beğendim. Arka taraftaki kamera hemzemin olduğu için çok zarif duruyor telefon. Aynı zamanda metal çerçevede olduğu için son derece sağlam durduğunu söyleyebilirim telefonun. Teknik özellikler kısmında da fiyat performans açısından son derece tatmin edici bir ürün. Bu telefonun en iyi telefon olduğunu söyleyemezsiniz. Ama verilen para karşılığında bu telefonun sizi son derece memnun edeceğini söyleyebilirim. Bugün Vestel Venus Z20 model telefonun incelemesini yaptık. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.